Merhaba değerli seyirciler. Biz soru cevap programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Erhan Kaleli. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komutanım bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Şöyle ki Ankara'da doğdum. 2005 yılında Kuleli Asker Lisesi'ne girdim. 2009 yılında Kuleli Asker Lisesi'nin bitmesini müteakip Karar Vakfı'na başladım. 2013 yılında Karar Vakfı'ndan jandarma subayı olarak ve aynı zamanda sistem mühendisi olarak mezun oldum. Daha sonra jandarma sınıf okulu, jandarma okullar komutanlığıydı o zamanki adı. Şimdi jandarma ve sahil güvenlik akademisi oldu. Sınıf okulunun bitmesini müteakip 4 aylık 16 haftalık bir komando eğitimi sürecimiz oldu İzmir Foça'da. Bu eğitim dönemi bittikten sonra asayiş stajı. O bittikten sonra da Tunceli Ovacık'ta bir süre görev yaptım. Daha sonra Meskun Mahalli Operasyonları başladı. Diyarbakır, Sur, Mardin, Nusaybin ve Mardin, Nusaybin'de de 1 Mayıs 2016 tarihinde yaralandım. Yaralandıktan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca bir tedavi dönemi geçirdim. 17 Ocak 2018 tarihinde de emekli oldum. Vazife malulü gazi olarak emekli oldum. Ondan sonraki süreci arkadaşlarımız genel olarak biliyorlar zaten. Kaleli Medya'yı kurduk, Kaleli Medya yayınevini kurduk. Bu minvalde devam ediyoruz. İlk soruyla başlıyorum. Askerlik mesleğinin geleceği ne olur sizce? Eski prestijini geri kazanır mı? Galiba bunu arkadaşımız Türkiye için soruyor. Ben bu minvalde cevap vereceğim. Askerlik mesleğinin prestiji dünya genelinde de, ülkemizde de dönem dönem azalıyor, dönem dönem artıyor. Belli dönemlerde çok fazla askere sığınılırken, asker çok önem atfederken bir ülke için, ülke insanı için. Belli dönemlerde de yaşanan bazı gelişmeler neticesinde bu önemini kaybedebiliyor. Ama bu belli kişiler nezdinde kaybediyor. Yani askerlik aslında ülkemizde kutsal bir meslek. Meslek de değil hatta, yaşam tarzı. Önemini kaybediyor demek de çok doğru değil. Sadece belli kişiler nezdinde önemini kaybediyor gibi görülüyor. Yoksa askere saygı duyan bir kesim her zaman var. Diğer üzerinde önemini kaybettiği kesim açısındansa yine bazı zor dönemler yaşadığımız dönemlerde ki ileride yine bunları yaşayacağız. Askerlik tekrardan onlar için de çok önemli hale gelecek. Askerler ülkeleri korudukları için, devletleri korudukları için önemlerini aslında hiçbir zaman kaybetmezler. Bunu sadece bazıları belli dönem anlayamaz. Tekrardan anlayacakları dönemlerde gelecek diye düşünüyorum. İkinci sorumuza geçelim. Teşekkür ederiz. Komutanım sizce torpille gidenler yargılanacak mı? Sadece tarikat torpiliyle kazananlar değil, siyasi torpille, askeri kaynaklı torpille gidenler de yargılanır mı? Şimdi ülkemizde şöyle bir durum söz konusu. Torpil aslında hep var. Her dönem var. Belli dönemlerde artarken bu oran, belli dönemlerde bu oran azalabiliyor. Günümüzde yine tarikatlar sebebiyle biraz daha artmış seviyede. Sadece tarikatlar değil, siyasi anlamda da arkadaşımızın sormak istediği de o sanıyorum. Siyasi torpil de çok fazla dönüyor. Eskiden de vardı yine, günümüzde yine biraz daha artmış durumda. Ne yazık ki bu torpilin arttığı dönemlerde, torpilde bir yerlere gelen kişilerin yargılanması ya da bir şekilde cezalarını çekmesi için ülkemizde büyük gelişmelerin olması gerekiyor. Bu nedir mesela? FETÖ uzun yıllardır orduya çok sayıda ajan sızdırdı. Örgüt elemanı sızdırdı. Ama bunlar 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı tespit edilemeyecekti. Daha doğrusu biliniyordu ama müdahale edilmiyordu. Artık kendi besleyip büyüttükleri yılan bir noktadan sonra kendilerini sokmaya başlayınca bazı siyasiler akıllandı diye düşünüyoruz. Öyle varsayıyoruz daha doğrusu. Müdahale etmek zorunda hissettiler. Müdahale edince de elbette torpilde asker okullara girenler, subay olanlar, general olanlar cezalarını çektiler. Ya da çekmeye başladılar. Bir kısmı da etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest kalıyor. Maalesef bu tür gelişmeler olmadan ülkemizde torpilin üzerine çok gidilmiyor. Ki 15 Temmuz'a rağmen hala FETÖ üzerine çok gidilmiyor. Mücadele şu an yok denilecek seviyede. En son atanan Adalet Bakanı'nı biliyorsunuz. FETÖ ile de çok bağlantısı olan bir kişi. Ama bırakın FETÖ ile mücadele etmeyi. FETÖ'cüleri tekrardan iş başına getirmeye yönelik girişimler mevcut. Dolayısıyla Türkiye'de torpil bitmez. İlla devam edecek. Ama belli dönemlerde azalabilir. Bunun üzerine gidilebilir. Bitmez diyerek kendimizi geri çekersek bu sefer hiç adım atamaz hale geliriz. Üzerine gideceğiz. Ne kadar azaltabilirsek ülke açısından o kadar iyi olacak. Sadece tarikatlar eliyle değil, istiyoruz ki ileriki süreçte siyaset eliyle de torpil kullanıp bir yerlere gelen kişiler bunun bedelini ödesinler ve hakkı yenen kişiler haklarına tekrardan kavuşsunlar. Ama geç gelen adalet ne yazık ki adalet olmayacaktır. Çünkü bazı gelişmeler zamanında telafi edilebilirse güzeldir. Ama ülkemizde hakkınızı alabilmeniz için 5 yıl, 10 yıl, bazen 20 yıl geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun komutanım. Hazırsanız bir sonraki soruyu soruyorum. Harp okulundan mezun olduktan sonra ne gibi hedefleriniz vardı?
Harp okulundan mezun olduktan sonra ben asker lisede de harp okulunda da sanatla iç içe biriydim. Sanatsal yönümü hep devam ettirdim. Sonraki süreçte de Ovacık'ta da mesela L şeklinde bir masam vardı. Masamın bir tarafında sanatsal malzemelerim vardı. Mesai saatleri bittikten sonra ben eğer operasyon yoksa resim çiziyordum, kitap okuyordum. Bu özelliğim, bu yanım bir tarafa, onun haricinde mesleki kariyer olarak kurmaylığı böyle çok arzu eden bir insan değildim. Çünkü kurmayların genel çerçevesine baktığımızda idealist olmalarının yanında kendi menfaatleri için de bazı değerleri çiğneyebilecek seviyede olmalarıydı. Belki bizim gördüklerimiz bu şekildeydi ama harp okulu özellikle kurmaylar için sıçrama tahtasıydı. Oraya gelenler kurmaylığı kazanıp gidiyorlardı ki bizim dönemde FETÖ dönemi olduğu için zaten bu çok yoğun yaşanıyordu. Dolayısıyla benim gördüğüm kurmaylar çok da güzel bir intiba bırakmadı. Aman aman kurmay olacağım gibi bir şeyim yoktu. Mesleğimi iyi bir şekilde yapayım, kendimi geliştireyim, şehit vermeyeyim. Çünkü şehit verirsem zaten vicdanen yıkılacağım bir duruma gelecektim. Ya da benim hatam yüzünden birisi şehit olmasın, birisinin ailesi ağlamasın, birisinin canı yanmasın. Ben mesleğimi dört dörtlük yapayım, üzerime düşeni yapayım, kendimi geliştireyim. O sorumluluğu taşıyabileyim. Ondan sonra gelirse işte kurmayda olunur, generalde olunur, bir yerlere gelmek istiyorsak gelinir. Ama ülkemizde yükselmek için maalesef bazı değerleri çiğnemek gerekebiliyor. Herkes için demiyorum. Elbette kendi kalitesini ortaya koyarak, kendi çizgisini bozmadan, etik değerlere uyarak da general olan bir yerlere gelenler vardır. Ama çoğunluk ne yazık ki bu ülkede eğer yükselmeyi kafaya koyduysa menfaati için birçok değeri çiğneyebiliyor. Hiçbir zaman onlardan olmadım. Önceliğim benim için görev bilinciydi. Üzerime düşeni yapıp sorumluluktan kaçmamaktı, kendimi geliştirmekti. Hayat biz bu şekilde ilerlerken bize ne gibi fırsatlar sunar? Bunu zaman gösterecekti. Nitekim hiç beklemediğimiz bir şekilde daha teğmenken yaralandık ve emekli olmak zorunda kaldık. Teşekkür ederiz komutanım. Bir sonraki soruya geçelim. İktidarın dini kullanması ve Türk halkı içerisinde belirli bir kısmın dini üzerinde yozlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda iyi düşünmem zaten mümkün değil. Beni tanıyanlar da bu konudaki düşüncelerimi biliyorlardı. İktidarın değil, hangi kesim olursa olsun, kim olursa olsun dini kullanmaları çok büyük bir hatadır. Aynı zamanda da çok büyük bir aymazlıktır, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Çünkü bir yerde din sömürüsü varsa, kasıtlı olarak yapılan bir eylem olduğu için bu zaten, o yerde hiçbir şekilde ahlaktan bahsedemezsiniz. İnsan haklarından bahsedemezsiniz. Hani dini açıdan cevap verelim. Buna kul hakkından bahsedemezsiniz. Birçok insanın hakkını yemiş olursunuz. Liyakattan bahsedemezsiniz. Liyakattan bahsedemediğiniz yerde de zaten ihanet başlar. Yani kamuda bir makam düşünelim. Bu makamı hak eden kişi değil de birileriyle bağlantılı olan kişiler ya da belli tarikattan, belli cemaatten olan kişiler eğer o konuma getiriliyorsa, o konuda olmayı hak eden kişiler bir şekilde o konuma gelemiyorsa, engelleniyorsa bu durum, zaten devlet kademesinde liyakatı çiğnediğiniz için hain oluyorsunuz. Hainlik en temel tabiriyle budur. Liyakatı çiğnemektir. Ha, özel sektörde bu yapılabilir. Bu devlete ihanet değildir. Özel sektörde bunun başka tanımları vardır, başka cezaları vardır. Sonuçta kişi kaybeder, o şirketin sahibi kaybeder. Ama devlet mekanizmasında böyle bir şey yapılıyorsa bu doğrudan ihanettir. Dolayısıyla din sömürüsüne olumlu yaklaşmam zaten mümkün değil. Din sömürüsünün de giderilebilmesi için öncelikle eğitimin çok iyi seviyeye gelmesi lazım. İnsanların dinin ne olduğunu veya ne olmadığını, laikliğin ne olduğunu ya da ne olmadığını çok iyi kavrayabilmeleri gerekiyor. Din sömürüsü yapan kişiler zaten iyi niyetli kişiler olmadığı için onlara çok kızamıyorum. Din sömürüsü yapan kişilere fırsat veren halk var ya işte, o halkın eğitilmesi lazım. Ne yazık ki bizim ülkemizde eğitim seviyesi çok iyi bir yerde değil ve üzücü. Teşekkür ederiz komutanım. Bir sonraki soruya geçelim. Bir arkadaşımız demiş ki, kara kuvvetlerin ve jandarmanın camiasının çok kötü olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur? Şimdi burada camiadan anladığımız şey önemli. Arkadaşımız kaliteden mi bahsediyor yoksa yakın zamanda bahsetmiş olduğumuz tarikatlar, cemaatler, yeni yapılanmalar, FETÖ benzeri yeni yapılanmalar ya da bir şekilde FETÖ'nün devamı mücadele edilmediği için sistemde varlığını devam ettiren FETÖ'cülerden mi bahsediyor? Onu tam olarak arkadaşımız açıklamamış ama anladığım kadarıyla kaliteden bahsediyor. Şu an eskiye nazaran iyi durumda olduğumuz söylenemez. Biraz daha kalite düşmüş durumda. Ancak bu demek değildir ki önceden de çok iyiydi. Örneğin FETÖ döneminde, bizim de harp okuluna asker liseye girdiğimiz dönemde ki 2008 ve sonrasında FETÖ çok ciddi oranda orduya sızdı. O dönemlerde de FETÖ vardı zaten, çok büyük yanlışlar vardı. Eğitim ne kadar yüksek olursa olsun bir taraftan da bunu baltalayan bir terör örgütü vardı. Günümüzde de maalesef yine benzeri olaylar yaşandığı için, açıktan göstere göstere tarikatlar eliyle bazı şeyler yapıldığı için, siyasetçiler eliyle desteklendiği için kalite ciddi oranda düşmüş durumda. Arkadaşımızı sanıyorum onu kastetmiş. Sağ olun komutanım. Bir sonraki soruya geçelim.
Evet, bir diğer arkadaşımıza bir Türk subayında olmazsa olmaz dediğiniz en önemli özellik nedir komutanım? Dürüstlük. Ben bunu birçok yayında da söyledim. Dürüstlük olmazsa bir Türk subayı kendine Türk subayı demesin. Dürüstlükten kastettiğimiz şey böyle üstün körü geçilebilecek bir şey değil. Kişinin kendine olan dürüstlüğü, kişinin milletine olan dürüstlüğü, kişinin vatanına olan dürüstlüğü, devletine olan dürüstlüğü ki devlet aslında hepimiziz. Hükümetle devlet kavramlarını ayırmak gerektiğini zaten her fırsatta vurguluyorum. Bir kişi kendine karşı dürüstse kendini zaten çok iyi geliştirir. Sorumluluklarının bilincinde olur. Diğer insanların hakkına girmez. Kimseye yalan söylemez. Başkalarıyla iyi geçinmeye çalışır. Buradaki iyi geçinmeden kasıt tabii ki ülkeye zarar verenlerle iyi geçinmek değil. Sisteme zarar verecek şekilde birileriyle farklı ilişkiler içerisine girip de bir başkalarıyla bu ilişkileri bozmamak. Bunu aslında çok açabiliriz. Çok derin bir konu ama bu şekilde söylemekle yetineyim şimdilik. Bence bir subayda bulunması gereken en önemli özellik dürüstlük. Öyle düşünüyorum. Sağ olun komutanım. Bir sonraki soruya geçiyorum. İleride siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda farklı planlarım var. Ama burada siyasete girmekten kastımız işte milletvekili olmak, parti kurmak mı? Arkadaşımız neyi kastediyor onu da bilmiyorum ama ileride bu şekilde bir düşüncem var. Ama arkadaşımızın anladığı şekliyle olmayabilir. Burada da her şeyi anlatmak istemiyorum. Bazı şeylerin özelimizde kalması çok daha doğru. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum. TSK'nın envanterini yeterli buluyor musunuz? TSK'nın envanteri normalde orduya göre yeterli olabilir. Ama ülkemiz terörle yoğun anlamda mücadele ettiği için, son 40 yılı özellikle iç güvenlikle mücadeleyle geçtiği için çok daha iyi ekipmanlar, envantere katkı sağlayacak çok daha yeterli malzemeler eklenebilir. Teşkilat malzeme kadrosu daha da geliştirilebilir. Bu anlamda bulunduğumuz konumunda bir tık üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yanınıza gelecek olan komutanlar ne zaman gelecek? Arkadaşımızın kastettiğini anladım. Soru eksik ama yanıma gelecek komutanlardan bahsettiğim Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden benimle görüşmek için yanıma gelmeyi isteyen kişilerdi. Bu kişiler de karargahta bulunan üst düzey subaylardı. Sanıyorum önümüzdeki hafta içi gelecekler. Daha net bir tarih belirlemedik. Geldiklerinde de zannediyorum bir takım şeyleri ifşa edecekler. Heyecanla bekliyorum. Çünkü ifşa edecekleri konular içerisinde bu ülkeye çok büyük fayda sağlayacak. Tarikatların özellikle jandarmaya sızmasının önüne geçecek çok önemli bilgiler edinebiliriz. Sağ olun komutanım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Nasıl gazi oldunuz? Nasıl gazi oldum? Yine bu kanalın operasyon anıları videosunda da bahsettim. Uzun uzun anlattım orada ama kısaca bahsedeyim. 2015'in sonunda başlayan bir süreç 2016'nın başında da devam etti. İlk yarısında özellikle yoğun şekilde Diyarbakır, Sürmartı, Nusaybin ağırlıklı olmak üzere Şırnak, Hakkari gibi bölgelerde işte İdil vesaire, Cizre. Yoğun anlamda bir hendek operasyonları dönemi oldu halk dilinde ki adıyla. Meskun mahalle operasyonları bunun resmi adı, terminolojideki adı. Tunceli Ovacık'tayken biz Diyarbakır Sur'da çok sayıda çatışma yaşanıyordu ve her gün çok fazla şehit veriliyordu. Ciddi anlamda personel zayiatı oldu. Hatta tam da bu dönemde bazı birliklerde meskun mahalle denetlemesi yapıldı. Tunceli Ovacık'ta da bu yapılmıştı. Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu'nda müstakil bir tabur. Bu yapılınca tabii taburdakiler de Ovacık Jandarma Komando Taburu da mı acaba meskun mahalle gidecek diye düşünüyordu ama ağırlıklı olarak JÖK birlikleri gidiyordu. Komando birlikleri kara kuvvetlerinden daha sonradan geldi ve çok olayın aslında tam ana merkezinde değillerdi. Biraz daha kenardaydılar. JÖK birlikleri daha da merkezdeydi ve ilk giden birliklerdi zaten. Polis özel harekat ilk alana girenler. Onların yetersiz kaldığı yerde de biz dahil olduk. Şimdi bunu söyleyince tabii yine linç etmeye başlayacaklar da ben farkındayım olayı. Bazı polis arkadaşlar aşağıya yazacak. Biz zaten bitirmiştik siz sonradan geldiniz falan gibi. Mücadele de, vatan safında mücadele de beraber hareket ederken, omuz omuza hareket ederken bu tarz garip yarışlar içerisine girmemeleri gerekiyor insanlar. Bazı arkadaşlarımızda böyle garip bir tripleşme durumu oluyor. Anlamsız. Daha sonra bazı birliklerden personel istendi. Gönüllü personeller öncelikli olmak üzere. Ben de dilekçe yazdım Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu'ndan. Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Taburu'na bireysel olarak katılış yaptım. Diyarbakır'da çok kalmadım. Sur operasyonları ben katıldıktan bir hafta sonra falan bitti. Ondan sonra Nusaybin operasyonları başladı. 8 Mart'ta Nusaybin'deydik. 14 Mart'ta da yaklaşık 6 gün sonra da operasyonlar orada da başlamış oldu. Çağçağ Caddesi adında bir cadde var Nusaybin'de. Bu cadde sağlı sollu mahallelerden oluşuyor. Ama şehrin asıl büyük caddesi o. Bu caddenin de kuzeyden güneye yani İpek yolundan başlayıp Suriye'deki Elkamışlı köyüne uzanan hatta kadar ortadan keserseniz aslında
PKK terör örgütünün sözde ana karargahı tam bu orta noktada bir yerdeydi. Operasyon anısında da bahsettim aslında. 81 numaralı binanın çaprazında biraz da ileride kalıyor. Belki mesafe 20-30 metre. Çağçağ Caddesi'ne tabii birçok hedefe girdik. Oradaki terör örgütü varlığına son verdik. Tabii bunu yaparken Diyarbakır Sur'da mesela çatışma çok yoğundu. Mardin Musaybin'de de EYP çok yoğundu. Çok fazla EYP'ye çattık. Bize haritada verdiler gerçi ama haritada birçok EYP aslında işaretli değildi. İlerledikçe arkadaşlarımızı şehit vermeye başladık. Bazı arkadaşlarımızı gazi oldu. Bir noktadan sonra zaten şunu düşünüyorsunuz. Sıra bir gün bana da gelecek. Ama ne zaman onu bilemiyorsunuz. Ya da her ilerleme olduğunda birileri şehit, birileri gazi olacak. Ama bunlar kim olacak? Bunları bilemiyorsunuz tabii. Şimdi şunu söyleyeceğim ama bunu söyleyince yine ters bir tepki alabileceğiz. Ama hiç umurumda da değil. Gerçekten orada savaşan arkadaşlarımızın hakkını verebilmek için bunu söylemek zorundayım ben. Bazı kişiler de ilerleyecek cesareti bulamadıkları için farklı yollara saptılar. Biz ilerlerken can hıraş bir şekilde birçok arkadaşımız öne atılırken, şehit olurken, gazi olurken bazıları da ilerlememeyi seçti, cesaret edemedi, firar etti vesaire. Şimdi bunu söylerken insan üzülüyor tabii. O eğitimlerden geçmiş kişilerin böyle görev yerlerinde korkup kaçmasının hiçbir haklı gerekçesi olamıyor. Olmuyor diye düşünüyorum. Tabii birlik ismi vermeyeceğim. Operasyon anısında da vermedim ama birlikler kendilerini çok iyi bildikleri için altında bir linç etmeye kalktılar. Toplu olarak gitmeyen, ilerlemeyen kişiler de oldu. Tabii sonradan bunlardan ödül alanlar, işte nakdi ödül alanlar falan da oldu. Onların orada ne yaşadıklarını, nasıl geride durduklarını biz biliyoruz. Ya da bazı birlikler hiçbir şey yapmadı mesela ama ben ilerlemeye katıldım, işte şu hedefi aldım gibi konuşanlar oldu. Bunların bu şekilde konuşmaları aslında Türk askerini, Türk polisini övme niteliği taşımıyor. Bunlar kendilerini övmek için daha büyük fedakarlık göstermiş cesaretlileri, kahramanları geri plana atıyorlar. Onların anılarına saygısız. Birçok şehit arkadaşımızın ki asıl kahramanlar şehitlerimizdir. Sonra gaziler gelir, sonra diğerleri gelir. Tabii bu şu demek değildir. Bazıları da yine gazi olmaz, şehit olmaz. Yine önde atılır ama yaralanmaz. Bu da olabilir, bu da mümkündür. Ama çoğunlukla baktığımızda şehitlerimiz en önde gidenler kahramanlardır yani. Onların anılarına saygı için, onların haklarını teslim etmek adına ben burada bunu anlatıyorum. Yoksa bunun üzerine ben de hakkında birçok olumsuz eleştiri yapılacak. Şimdi onu da tahmin edebiliyorum, daha önce de yapıldı. Bazıları oradan kaçtı. Bunu söylemek zorundayız ya. Orada terör örgütü mensuplarının bazıları daracık bir alana sıkışmış olmalarına rağmen onlar bile hala devam ediyorken burada bizim personelden bazılarının kaçıyor olması üzücü. Bu kalleş örgüte, bu hain örgüte karşı sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim olan bölge zaten, bizim sınırlarımızın içi, onlara ait değil, onlara ait olmadıkları yerde bile bu kadar mücadele ederken biz neden ait olduğumuz yerde sonuna kadar çalışmalı? Şimdi burada bazı arkadaşlarımız şunu diyecek, vay efendim sen nasıl böyle konuşursun? Şunu mu anlatmalıyız o zaman? Her yerde biz vurduk, kırdık, hiçbir hata yapmadık, biz mükemmeliz, kahramanız. O zaman ne olacak? Biz nasıl kendimizi daha fazla geliştirebileceğiz? Geliştiremeyeceğiz. Her zaman biz iyiyiz. İşte askeri dizilere bakıyorsunuz, filmlere bakıyorsunuz, Türkiye'dekilere özellikle. Hep biz atıyoruz, vuruyoruz, hiç vurulmuyoruz, yaralanmıyoruz. Biz mükemmeliz, hiçbir hatamız yok. O zaman sorumlular, bu kadar şehit vermemizin sorumluları, yukarıdakilerden bahsediyorum, nasıl bedel ödeyecekler? Halk nezdinde bu bilinmiyorken nasıl bedel ödeyebilirler ya? Vergisini veren halk değil mi? Orduyu bir anlamda donatan halk değil mi? Halk, devlet dediğimiz mekanizma aslında halk değil mi? Türk milleti değil mi? Bu millet. Ama öte yandan bakıyorsunuz, bazıları halka yalan söylüyor. Devlete yalan söylüyor aslında. Gerçeği de bilen kişiler olarak bizim bu hakkı teslim etmemiz gerekmiyor mu? Bazı gerçekler bilinsin diye çıkıp konuşmamız gerekmiyor mu? Linç yiyeceğimizi bile bile çıkıp bunları anlatmamız lazım. Tabii bu kaçanların sayısı çok fazla değil. Ama hala meslekte devam edenler, ben işte Nusaybin'de görev yaptım, Sur'da görev yaptım diye sağda solda övünenlerin, gerçekte orada neler yapmadıklarını biz biliyoruz. Bu da insanı üzüyor. Ben 3 şehit verdim o patlamada. O 3 şehit kardeşimizden belki de kaçanlar olmasaydı başka birliklerden o 3 şehit kardeşimiz belki şehit olmayacak. Ya da başka birliklerde başka şehitlerden bahsedelim. Bazıları kaçmasaydı diğer şehit arkadaşlarımız belki de şehit olmayacaklardı. İnsan hayatı değişiyor ya. Kelebek etkisi diye bir şey var. Bugün en ufak bir değişiklikte bir insanın hayatında ileride çok büyük değişiklikler meydana gelebiliyor. Yani sen mesela bugün bir sınava girerken soru çalarsın. Torpille girersin askeri okula. Askeri okulu çok isteyen birisi o okula giremez. Giremediği için ne olur? Dışarıda hayatı bambaşka bir yöne savrulur. Belki de çok istiyordu ve giremediği için intihar edecek. Bambaşka bir hayat olacakken hayat onu bambaşka bir yere savuracak. İnsan inanıyorsa Allah'tan korkar. İnanmıyorsa vicdansızlar. Böyle bir şey yapmaya. Başka bir insanın hayatına bu denli müdahale etmemek gerekiyor. Sen orada görevden kaçıyorsun. Senin yerine başkası binaya giriyor, şehit oluyor. Başkası binaya giriyor, yaralanıyor. Sonra sen de böbürlene böbürlene
ben kahraman bir askerim diye geziyorsun, ben meskun mahallede görev yaptım diyorsun. Nerede görev yaptığın değil, orada ne yaptığın önemli. Var şimdi Suriye'de de mesela geri planda bulunup ama Suriye'de sanki tüm operasyonu kendileri icra ediyormuş gibi anlatanlar var. Hak neyse teslim edilir. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Bir orduda kahramanlar çok az sayıda olur. O yüzden kahramandırlar. Bir ordunun tamamı kahraman olamaz. Sen böyle dersen gerçek kahramanlara hakaret etmiş olursun. Ya da herkesi eşit seviyeye koyarsan, bu seviye kahramanlık seviyesidir dersen, o zaman kahramanlığın bir anlamı kalmaz. Çünkü herkesin başarabildiği bir şeydir. Mantıklı geliyor mu? Üzerinize üniformayı geçiriyorsunuz ve bir anda kahraman oluyorsunuz. İyi o zaman ben de giyeyim üzerime üniformayı. Hatta torpille gireyim asker okula. Mezun olayım, subay olayım, az subay olayım, uzman çavuş olayım. Ben kahramanım artık, üzerimde üniforma var. Her mesleğin iyisi var, kötüsü var. Her meslekte kahramanı var, kalleşi var. Olaya bu açıdan yaklaşmak lazım. Nitekim Çağçağ Caddesi üzerinde ilerlerken konuda biraz aksadı. Kusura bakmayın. Birçok hedef aldık, ettik vesaire. Birçok teröristi imha ettik, birçok EYP'yi imha ettik. Birçok arkadaşımıza şehit verdik, gazi verdik. Neticede çok zorlu bir binaya girerken de tüm uyarılara rağmen yukarıya, yani gece sızmasıydı, çok da tehlikeliydi. Direttiler. Diretince tabii askerlikte mutlak itaat. Biz de görevimizi icra ettik. İcra ettiğimizde de eş zamanlı iki büyük patlamayla beraber 3 şehit, 14 yaralı. O 3 şehit arkadaşımızı da saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Çok daha fazla detay isteyen arkadaşımız varsa konuyu da biraz dallandırıp budaklandırdık. Operasyon anları yazsınlar. Bu kanalın ilk videosu, açık oradan izlesinler. Sağ olun komutanım. İzninizle bir sonraki soruya geçiyorum. Sizce güvenlik güçlerine yeterli derecede meskun mahalle eğitimi veriliyor mu? Verilmiyor. Meskun mahalle eğitimi verilebilir mi? Verilemez. Neden verilemez? Siz bir binaya giriş eğitimini verebilirsiniz. Bu tek bina olur. Hadi bir iki bina da arkada olsun. Oraya da düşman cephesinden iki tane örgüt üyesi koyun, bilmem ne koyun. Meskun mahalle dediğiniz şey 3 binadan, 5 binadan, 10 binadan ibaret değil. Koskoca bir şehir. Bu şehrin eğitiminin verilebilmesi için gerçekten bu şehir büyüklüğünde bir eğitim alanı yapmak gerekiyor. Ve yine bu eğitimi veremezsiniz. Çünkü orada o eğitimi alırken o tehdidi hissedemezsin. 20 bina öteden küçük bir tane mazgal açıyor. Senin hareketlerini çok rahat görürken keskin nişancı tüfeğiyle sen adamı göremiyorsun. Sonsuz sayıda nokta var değil mi? Şöyle karşıya baktığımızda sonsuz sayıda nokta var. Bakalım şuraya, şehri görüyoruz işte. Değil mi? Herhangi bir yerde bir tane keskin nişancı tüfeği olsa 500 metre ileride nasıl görebilirsin? Ama o seni çok rahat bir şekilde görüyor. Çünkü sen hedefi daha tayin edememişken o tayin etmiş, yakınlaştırmış, senin tüm hareketini izliyor. Bu tehdit, bu baskı altında değilsin eğitim sırasında. Bence şu yapılmalıydı, çok da rahat yapılabilirdi. Meskun mahal alanlarında operasyonlar bittikten sonra PAMİT unsurları, patlayıcı madde imha timleri girip o bölgedeki EYP'leri temizleyebilirlerdi. Temizledikten sonra, oraya güvenli hale geldikten sonra oraya girilip bizzat şehit veren personelin orada neler yaşadığını hissederek, gazi olan personelin orada neler yaşadığını hissederek, askerin, polisin orada neler yaşadığını hissederek o atmosfer altında o eğitim icra edilebilirdi. Gerçeğe en yakını da sanıyorum budur. Bunun da bir ileri seviyesi zaten aynı bölgede operasyonların devam ettiği bir süreç olabilir. Yani operasyona doğrudan sokmayacaksanız, bunun adına eğitim diyecekseniz, oradaki çatışma sahasına operasyonlar bittikten sonra eğitim alacak personeli yerleştirirdiniz. Orada bu eğitimi verebilirdiniz. Ama yapılmadı. Bence şu an meskun mahalle eğitimleri yeterli seviyede değil ki geçtiğimiz günlerde, geçen seneydi yanılmıyorsam, bir fotoğraf gördüm. Kara kuvvetleri yine bir eğitim veriyor. Rezalet. Gerçekten rezalet yani. Hatalarımızı burada söylememiz lazım. Arkadaki adam tüfeği öyle bir tutuyor ki öndeki adamı vurur. Onun arkasındaki öyle bir tutuyor ki ikisini de vurur yani. Her şey kitapta yazıldığı gibi değildir. Meskun mahalle operasyonlarına başladığımızda daha önce talimnamelerden şuradan buradan edinilmiş bilgilere ben baktım. Hiçbir şekilde bizim icra edeceğimiz operasyonda işimize yaramayacak bilgilerdi. Tamamen orada kendi kafamızdan yeni şeyler üretmek zorunda kaldık. Mesela yapılan hatalardan bir tanesidir. Orada operasyonu icra eden personeli çağıracaklardı operasyonlar bittikten sonra. Gel kardeşim, yeni bir talimname yazalım. Meskun mahalle talimnamesi. Ama biz Ovacık'tayken bile bize gelen bilgiler arasında sağdan soldan talimname bulmaya çalışıyoruz, bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ola ki biz de operasyon sahasına gidersek diye. Amerikan talimnameleri İngilizceden çevirip, ya aynı mıdır yani? Oranın coğrafyası farklı, bizim meskun mahallenin coğrafyası farklı. Kaldı ki Diyarbakır Sur'la Mardin Nusaybin arasındaki şeyler bile farklı yani, coğrafya bile farklı. Sur çok dardı mesela, tank giremiyordu, Nusaybin'de tank kullanıldı gibi. Durum buyken Türkiye'de bu eğitimi bu şartlar altında vermek, hele ki orada görev yapmış personel görevleri bittikten sonra bir arayı toplayıp da o kişilere talimname yazdırmamak vesaire. Yani düşüncesizlikten de öte bu aymazlık yok, yeterli seviyede bulmuyorum yani. Sağ olun komutanım. Sorunun kısa yanıtı budur. Bir sonraki soruya geçiyorum.
Gelecekte genel olarak dünyadaki askeri yapıları neler bekliyor sizce? Askerlik nasıl evrilecek? Neye evrilecek? Yani şöyle bir söz var. Bugüne kadar, daha doğrusu 2 yıl, 3 yıl öncesine kadar yaşanan teknolojik gelişmeler, son 3 yılda yaşanan teknolojik gelişmelere eşdeğer diye söylenir. Tabii zaman geçtikçe daha da hızlanıyor bu teknolojik gelişmeler. 1 yıla belki eşdeğer olacak. Dolayısıyla bundan bir sonraki yılda ne olacak? Bunu kestirmek güç. Mesela Metaverse'ü kestirebiliyor muyduk? NFT'yi kestirebiliyor muyduk? Kestiremiyorduk. Bitcoin, hani gerçi 10 yıl önce falan temel atılmaya başlandı ama bunları daha öncesinden kestirebiliyor muyduk sanal para? Kestiremiyorduk bazı gelişmeleri. Ha belki öngörülerde bulunabiliyorduk ama bu kadar ilerleyeceğini, yani bambaşka sanal bir dünyada bir takım araziler olacağını, bunların satılabileceğini, orada reklamlar verileceğini, orada sanal toplantılar yapılabileceğini bazı şeyleri öngörmek zor. Şimdi bunun da bir tık ötesini, mesela hologram çıkacak mı, çıkmayacak mı, zaman makinesi bulunacak mı, bulunmayacak mı, görünmezlik pelerini mesela ki bu bulundu zaten. Çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. İleriyi öngörmek çok zor. Ama bir taraftan da şunu kestirebilmek mümkün. Teknoloji o boyuta gelecek ki belki robot askerler çıkacak. Onları sevk idare etmek gerekecek. Ki yazılım üzerinden olan bir şeye artık nasıl sevk idare edilebilir? Artık orada liderlik de yeterli gelmeyecek. Çok ciddi yazılım becerisi gerekecek. Belki insana bile gerek kalmayacak savaşlarda. İnsanlar sadece karargahta oturarak yönlendirecek. Belki metaverse dünyasında işte bambaşka bir sanal dünyada çok daha farklı savaşlar cereyan edecek. Şimdi mesela bunu da kestiremiyoruz değil mi? Bugün arsa alıyor herkes. Belki ileride bir başkasının arsasına çökmeye çalışacaklar. Nasıl çökülecek? Savaş çıkacak. Değil mi? Mesela bu da mümkün. Ya da robotların da ötesinde çok bambaşka şeyler olabilir. İşte mesela uzaylılar var mı yok mu? Bu da hala uzun süredir konuşuluyor. Ki varsa, böyle bambaşka bir şey olursa, uzaydan gelirlerse vesaire gibi. Tabii bunlar teoridir. Ama gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla geleceği kestirmek zor ama yakın tarihe baktığımızda, Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar dünya genelinde sadece 40 yıl savaş yapılmamış. O 40 yıl haricinde bu da parça parça toplanıyor, işte 40 yıla denk geliyor. Bu parça parça 40 yıla çıkardığımızda geri kalan süreçte insanlık tarihi boyunca hep savaşlarla geçmiş, çatışmalarla geçmiş. Bundan sonraki süreçte böyle cereyan edecektir ki Orta Doğu'da yaşıyoruz. Orta Doğu zaten çatışmanın hiçbir zaman dinmediği bir yer. Dinler savaşı yaşanacaktır mesela ileride. Bu da çok beklenen bir durum. Su savaşları yaşanacaktır. Bu da çok beklenen bir durum. İşte yakın tarihte bunlar olabilir. Mescid-i Aksa vesaire. Ama onun da ötesinde işte bir 20 yıl sonra neler olur bunu çok kestirmek mümkün değil. Ki Mars'a da artık gitmeye başlandı. Ay'a zaten 50-60 yıldır gidiliyordu. Şimdi bunları da üst üste koyduğumuzda dünyanın da dışına taşan farklı varyasyonlar gelişebilir. Daha farklı savaş cepheleri açılabilir. Daha farklı sömürüler cereyan edebilir. Sadece dünya ölçeğinde değil işte Ay'da, Mars'ta vesaire. Kestirmek güç çok ilerisinde. Ama belirli tahminler yürütebiliriz. Yakın zamanda da işte Orta Doğu coğrafyası aynı hararetini sürdürecektir. Genelde bir yerden toprak almak nezdinde değil de bir ülkeyi kendinize bağlamak çok daha kolay geliyor. Çünkü bir yerden toprak alırsanız, bir ülkeyi fethederseniz oraya yatırım yapmak zorundasınız, oraya vatandaşınızı göndermek zorundasınız. Birçok sorumluluğu var bu işin ama öte yandan bir ülkeyi kendinize bağlarsanız çok rahat idare de edebilirsiniz. O ülkeden çok rahat kazanım da elde edebilirsiniz. Birçok probleminde altına girmemiş olursunuz. O problemi o ülke yaşar ama siz bir şekilde bundan nemalanırsınız. Bence Orta Doğu coğrafyası da böyle olacak. Çok toprak kazanımı şeklinde olabilir belki belli bölgelerde ama çok büyük toprak kazanımları şeklinde değil. Daha çok belli ülkeler üzerinde hakimiyet kurup o ülkeyi sömürmeye yönelik bir süreç yaşayacağız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Osman Pamukoğlu'nun siyasi kariyerini bir kenara koyarak tamamen doğudaki hizmetleri hakkındaki görüşünüzü merak ediyorum. Osman Pamukoğlu doğuda çok büyük fedakarlık yapmış, çok büyük operasyonları yönetmiş bir komutanımızdır. Kendisine saygı duyuyorum. Siyasi kariyerini evet bir kenara bırakarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Askerler siyasette başarılı olamıyor gibi bir tez var tabii ama Mustafa Kemal Atatürk en nihayetinde askerdi. Siyasi kariyerinden şöyle kısaca bahsedeyim. Daha doğrusu başarılı olamamasının altında yatan sebeplerden bir tanesi kendi gördüğüm sebep. Askerler, özellikle eskinin askerleri, Cumhuriyet dönemi ve sonrasındaki belli kuşaklar çok dürüst oldukları için, az önce de söylemiştim ya bir askerde beklediğim en temel şey dürüstlüktür diye. Günümüzün siyaseti, eski siyasi arenalar biraz daha düzgündü. Buradan da farklı yerlere çekilmesin darbe dönemleri falan. En azından hiçbir zaman bu kadar çürümüş değildi. İnsanların artık miting meydanında çocuğa mikrofon uzatıp da hadi şuna hain de ki arkasında böyle bir gerekçe var tabii ki. Önceden planlanıyor, ediliyor. Bir başka siyasi parti liderine hain dedirtiyorlar vesaire. Bu kadar çürümüş değildi hiçbir zaman. Şimdi konu bu raddeye kadar gelmişken böyle bir dönemde çok dürüstseniz siyasette
çok başarılı işlere imza atamayabiliyorsunuz. Burada hatayı kendinizde aramak yerine aslında ülkenin kaldırabileceği siyasi devlet adamlığına bakmak lazım. Günümüzde o seviye o kadar düştü ki siyasi arenada dürüst bir kimse olarak çok fazla ayakta kalmanız pek mümkün değil. Kalabilenler vardır, dirayet edenler, bir şekilde azmedenler vardır. Tabii onlara saygı duyuyorum ama bunların sayısı zaten 3'ü 5'i geçmez. Askeri kariyeri gerçekten başarılarla dolu bir komutanımız. Özellikle Gara Operasyonu'nda ben birkaç kişiyi dinledim. Ben sonuçta o bölgede görev yapmadığım için o bölgeyi bilmiyorum. Birkaç kişiyi dinledim, tanınan birkaç ismi dinledim. Bana en doyurucu bilgiyi de yine Osman Pamukoğlu komutanımız verdi. Diğerleri daha çok olayı siyasete çekenler ya da bir şekilde hiçbir bilgisi olmadığı halde konuşmaya çalışanlardı. İnsan bazen haddini bilmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Sizce Cumhuriyeti tehlikede gördüğü zaman darbe yapmak ordu için meşru bir hak mıdır? Şöyle güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Hatta bu soruyu soran arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Demokrasiyle yönetilen, her şeyin yasal olduğu, legal olduğu bir ülkede darbe meşru değildir. Darbe olmamalıdır. Darbe doğru bir seçenek değildir. Darbe kötüdür. Darbe ülkeleri geriye götürür. Darbe ekonomiyi baltalar. Darbe utanılacak bir şeydir. Demokrasilerin olduğu ve her şeyin düzenli gittiği bir ülkede. Yine demokrasilerin olduğu ve gerçekten yaşatıldığı bir ülkede siyasiler, yöneticiler, hükümetler vesaire. Bunlar da üzerlerine düşen görevleri dört dörtlük yapmak mecburiyetindedirler. Zaten onlar üzerlerine düşen görevleri dört dörtlük yaparlarsa muhtemeldir ki o ülkede darbe olmayacaktır. Böyle bir ortamda darbe, darbedir. Yani az önce saydığım tüm vasıflara haizdir. Çok kötü bir şeydir. Ama öte yandan bir ülkenin yöneticileri ülkeyi satmaya başlarsa, genel konuşuyorum, yani bunu bir yere çekmenin hiçbir manası yok. Bu ahmaklıktır yani, bu sözlerimi bir yere çekenler ahmaktırlar. Bir ülkede demokrasi ayaklar altına alınmışsa, bir ülkede yöneticiler o ülkeyi satmaya başlamışsa, o ülkenin kamu kurumlarını satmaya başlamışsa, dışarıdan bir ordu müdahale ettiğinde, dışarıdan bir ülke müdahale ettiğinde o ülkeyi yok etmek için her ne yapacaksa, mevcut iktidar bunu yapmışsa, ülke çok kötü bir yere artık savruluyorsa, o zaman yapılacak şeyin ya da az önce söylediğimiz şey böyle bir ortamda yapılırsa bunun adı darbe midir? Ben bunun adının darbe olmadığını düşünüyorum. Yani toparlayacak olursak demokrasiyle yönetilen bir ülkede darbe kesinlikle çok kötü bir şey. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede bu tür şeylerin yapılmaması lazım, suçtur, utanılacak bir durumdur. Ama demokrasiyle yönetilecek bir ülkede de siyasiler, iktidar, yöneticiler üzerine düşenleri dört dörtlük yapmalıdırlar. Onlar üzerlerine düşen dört dörtlük yapmayı, vatanı satmaya başlarlarsa bu sefer bunu izlemeyen yurtseverlerin yaptığı şey darbe midir? Bu sefer bunun adı darbe değildir. En basit örneği Osmanlı çöküş devrine girmişti. Yok oluyordu. Atatürk izlese miydi? Silah arkadaşları izlese miydi? Şimdi bu yapılan şey darbe midir? Değildir. Çünkü ortada bir ülke kalmamıştı zaten. Bir devlet kalmamıştı ortada. Benim kastettiğim budur. Bu raddeye kadar geliniyorsa bundan sonra yapılacak şeyin adı darbe olmaz, mücadele olur. Darbeye karşıyım, mücadeleye karşı değilim. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Son zamanlarda artan tarikat yapılanmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ordu evlerine girişinizin yasaklanması, peş peşe gelen soruşturmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki, ben ilk tarikat mevzusunu bu sene konuşmaya başlamadım. Geçen sene de konuşmaya başlamadım. Bundan 1,5 yıl önce, hatta çok daha önce konuşmaya başladım. Ama giderek bu şiddetini artırdı. Neden artırdı? Benim öğrendiğim bilgilerin sayısı arttı. Benim öğrendiğim bilgilerin derinliği arttı. Bunlar artınca ben de haliyle daha fazla şey konuşmak için elimde veri biriktirmiş oldum. Ve anlattığımız şeylerin nedenli gerçekçi, nedenli doğru olduğunu da daha iyi tespit etmiş olduk. Bu da bazı kesimler karşısında karşılık buldu. Neden? Çünkü duyarlı bir halk kesimi bu ülkede her zaman oldu, olmaya da devam edecek. Bazıları da eğitimsizliğin gerektirdiği bir şey ya da başka gerekçelerle bu konulara hiç eğilmemeyi tercih ediyor. Bunlar hakkında konuşmaya başladıkça 2021 Mart ayındaki açıklamalarım sebebiyle ilk soruşturma açıldı zaten. Eve polis gönderildi vesaire. Normal şartlarda gönderilmemesi gerekiyor. Polisle konuştuğumuzda da zaten gazi olduğumu söylediğimde biz sizi FETÖ'cü zannediyorduk. Hep FETÖ'cülerin evine gittik dedi. Sonra onlar da komutanım diye hitap etmeye başladılar. Saygılarını bozmadılar. Gerçekten evet. Yani bugüne kadar sen FETÖ'cülerin evine polis göndermişsin. FETÖ tarafından 4 yıl işkenceye tabi tutulmuş. Gönüllü olarak meskun mahalle gidip çatışmış. Gazi olmuş. Madalya da verdiğin bir adamın evine polis gönderiyorsun. İlk defa bir gazinin evine polis gelmiş oluyor. FETÖ'cüleri bir kenara bırakıyor. Daha sonra devamı geldi. Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan bir yazı yazdı.
Onun üzerine işte başka yazılar yazıldı. Varyansın telebir vesaire konuşmalar oldu, açıklamalar oldu. Orada da söyledim, devamı gelecektir bunun dedim. 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi, 6 geldi, 7 geldi. 8'i de bekliyorum bu arada. Daha bir yılını doldurmadan 7 tane soruşturma açılmış oldu. Bunlardan bir tanesine kıyok verildi. Kovuşma yer olmadığına karar verildi. TCK 301, Türk milletin devletini aşağılamak. Bir tanesi suç uydurmaktan, bir tanesi kamu görevlisine hakaretten, bir tanesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüzel kişilik haklarını ihlalden, bir tanesi özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmekten. Ki çok komiktir aslında bu da. Bunun ifadesini de yarın vereceğim. Camide çektiğim bir fotoğrafla alakalı. Cami zaten özel hayatla alakalı bir yer değil. Cami topluma açık bir alan olduğu için suç zaten oluşmuyor, oluşmaması lazım. Onun üzerine işte tesadüfen fark ettim. Ben yılda bir ya da iki kez orada evine girerim ya da girmem. O da İstanbul'a gittiğimde bazen işte kalacak yer vesaire olduğunda, ihtiyacım olduğunda girerim. Tesadüfen fark ettim zaten. 30 Haziran'da yasaklanmış. Ben Kasım ayında fark ettim. Düşünün yani. 6. ayda yasaklanıyor. Ben 11. ayda fark ediyorum. Neredeyse yasak bitecek ve ben o zaman fark edeceğim. Bununla yıldırabileceklerimi zannediyorlar. Zaten verdikleri yasağa göre de net bir açıklama da yapmadılar. Neye göre böyle bir yasak koydular? Ortada somut bir şey yok. Ya da böyle bir yasak koyacaksanız soruşturmaların bir sonuçlanmasını bekleseydiniz ki soruşturmaların içeriği bulmuş, dosyalar bulmuş. Neden yapıldığını biliyoruz. Gözdağı verilmeye çalışılıyor. Varyansında, Tele1'de, işte Cumhuriyet Gazetesi'nde vesaire daha önce tarikat mevzuları çok konuşuldu. Ama neden benim konuştuğum programda hem bana hem de bu programın sunucularına ya da köşe yazısını kaleme alan köşe yazarlarına soruşturma açılıyor? Burada işte gözdağı olduğunu görüyoruz. Yoksa hepsinin açılması lazım. Daha önceki konuşanlara da açılması lazım. Ama bunu çok büyük bir tehdit olarak görüyorlar. Karşılığında da herhangi bir açıklama da yapamıyorlar. Yukarıdan tabii talimat bekliyorlar. Yukarıda bilmiyorum hangi gerekçeyle susun bekleyin diyor muhtemelen. Ama bu konu mecliste de gündeme gelecek diye bekliyorum. Bu ordevi yasağıyla alakalı konu. Çok bilgim yok bu konuda, araştırmadım ama galiba Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de ordevi yasaklanan ilk kişi olabilirim gazi olarak. Daha önce Osman Pamukoğlu komutanımıza yasaklanmıştı, birkaç kişiye daha yasaklanmıştı. Amenna. Ama bir gazi olarak sanıyorum ilk bana yasaklandı. Fark etmez ilk kime yasaklandı, şudur budur ama yapılan şey rezalettir. Ben oraya girmeyince şimdi şey mi oluyor ya? Bir hak kaybına uğradım işte bilmem ne vesaire, oturup üzülenecek değilim buna. Onlar kendilerine yakışanı yapıyor. Böyle bir rezalete ortak oluyorlar. Böyle bir rezaleti talimatını veriyorlar. Burada utanması gerekenler onlar. Daha önce de söyledim. Bu ülkenin sınırlarının tamamı benim ordu evim. Ordumun evi yani. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun herhangi bir personeli, herhangi bir kapıyı çalsa içeriye herkes buyuruyor. Bu kadar. Yani ben dört duvar arasında sıkışıp kalacak bir insan değilim. Dolayısıyla ben anlatmaya devam edeceğim. Bunlar soruşturma açmaya devam edecek. İşte bunların belki bir kısmı dava safhasına geçecek, bazıları geçmeyecek. Belki başka yollara sapacaklar. Bu arada hayatımı etkileyen birkaç olay daha oldu. Muhtemeldir ki onların talimatıyla oldu. Ama netleşmesini bekliyorum. Ailemde sadece ben değil, başkaları nezdinde de bir takım olumsuz durumlar meydana geldi. Bunların netleşmesini bekliyorum. Bunların hepsinin acısı çıkar. Bunların hepsinin bedelini öderler. Hukuk nezdinde öderler. Ödeyeceklerdi. Şurada 17 ay kaldı. 17 ay sonra zaten seçimlere gidiliyor. Ha, yeni gelecekler, bunların yerine gelecekler çok mu ülkede refah açtıracaklar? Çok sanmıyorum. Ama en azından bunların koltukları sallanmaya başladı. Geçen benim videosunu paylaşmıştım. Heyecandan konuşamıyordum. O malum şahıs gibi, o malum şahsı talimat veren diğer şahıslar gibi hepsi bu işin, bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Sağ olun komutanım. Komutanım, Atatürk gibi düşünmek mümkün mü? Mümkünse nasıl olur? Teşekkürler demiş. Atatürk gibi düşünmek elbette mümkün. Ama Atatürk gibi düşünebilmek için Atatürk'ün sahip olduğu donanıma sahip olmak gerekiyor. Bu özelliklerden bazıları doğuştan geliyor. Bazıları sonradan kendi çabanla kazanabileceğin özellikler. Tabii ki teoride mümkün bu. Ama pratikte ne kadar mümkün? Bunun şeyini ben söyleyemem. Atatürk gibi düşünmek ne derece mümkün ya da bunun nasıl yapılacağını siz söyleyin demek benim zaten Atatürk gibi düşünüyor olmamı gerektirir ki ben haddimi bilirim. Yani. Ben bunun tavsiyesini verebilecek birisi değilim. Sağ olun komutanım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yaşadığınız ilk çatışmadaki psikolojik durumunuz nasıldı? İllaki zorlu olacak bu süreç. Nasıl alıştınız? Operasyon anlarında da bahsettim. Uzun bir süre cilada karartma yaptığım için camın önünden geçemediğimden bahsetmiştim. Geçen yıla kadar bu böyle devam etti, onun psikolojik etkisi. Ama artık herhangi bir sıkıntı yok. Aslında bu biraz şununla alakalı. Eğer siz görevdeyken gerçekten kendinizi oraya adapte etmişseniz, oranın dışına çıktığınızda bu bir süre daha devam ediyor. Yani mesela operasyon sahasında çok böyle işin içinde değilseniz, hep pilisinden köşesinden tutarak işin bir şekilde kaytarmaya çalışıyorsanız, operasyon sonrasında da hayatınızda çok bir değişiklik olmayacaktır. Ama gerçekten işinize kendinizi vermişseniz ve canlı baş bir şekilde çalışıyorsanız hayatınızın o safhası bitip diğer bir safhası başladığında bunun psikolojik etkileri de bir süre devam edecektir.
Evet yani oluyor ama bir şekilde bir noktadan sonra bu süreç atlatılıyor. Atlatılamayacak şeyler tabii ki oluyor. Şehit aileleri özellikle uzun süre, hatta ölene kadar belki bazı şeyleri unutamıyorlar. Onların yaşadıkları psikolojik sıkıntılar yanında bizimkilerin hiçbir önemi yok. Komutanım, öncelikle sizi dinlemek çok güzeldi. Çok değerli cevaplar verdiniz. Çok aydınlatıcı oldu. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programlarımız bu şekilde devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.